Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihina el-kâfe ve ilâ ruhi efendim ve khâssa ve ilâ ruhi şeyhina ve kıblet-i kulûbina ve muallimina mâ lem na'lem el-hâc mahmûdur ve fî kuddüse sürruhu el-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fî simâ'i ehl-i riyâ dünûbun. Orada kalmıştık. Ve fî simâ'i ehl-i riyâ, riyâ ehlini veya sema da olabilir. Sema, simâ. Sema, işitmek. Değil mi? Simâ, işitmek. Sema, işitmek. Hani sema, semayı biliyoruz değil mi? Sema, semazen, sema. Nereden geliyor? İşte aslında aslı işitmek, dinlemek. Yani dinlerken hareket edildiği için, işte orada zikir edilirken, zikirde hareket edildiği için ona sema denmiş. İleride anlatacak şimdi onu. Tamam mı? Sema nereden geliyormuş? Sima'dan, işitmekten. Hani semi'a var ya Mevla'nın sıfatı, işiten, semi'a. Sema oradan geliyor. Semazen, işte bu zikir halinde yapılan bazı hareketler. Bu hareketler bu dinlemeyle, bu zikirle beraber olduğu için buna ne denmiş? Bu hareketlere sema denmiş. Öyle kalmış. Otur artık. Otur yavrum. Taha. Otur. İşte bu sema ehlini ama riyadan, riya ile sema yapanları dinlemekte vardır. Dünubun bir takım günahlar vardır. Günahtır yani. Riya ile, gösterişle, insanlar işte görsün, insanlar desin. Değil mi? Diye yapılan bu zikir veya bu semalarda ne vardır? Bir takım günahlar vardır. Şimdi arkadaşlar mesela zikirde, yani mevzu zikire gelmişken, zikirde ne vardır? Gizli zikir vardır, sessiz zikir vardır, değil mi? Ve işte bunun en eftali sesli olandır diye geçiyor hadis-i şerifte. Eftal olan nedir? Uygun olan, daha üstün olan, daha faziletli olan diyelim. Nedir? Gizli yapılan zikirdir. Gizli yapılan zikirdir. Niye? Çünkü bak işte bu riya tehlikesi var. Değil mi arkadaşlar? Bu riya acayip bir şey yani. İşte bu zikirlerde yapılan bu hareketlerde ne var? Riya tehlikesi var. Ama sessiz yaptığın zaman garanti. Hiç sıkıntı yok değil mi? Yani mesela dili damağa dayıyorsun. Dili damağa dayıyorsun. Geçen de bir yerde bir, yani ne kadar doğru bilmiyorum, bir haber, işte bir doktor ne açıklamış. Dili damağa yapıştırdığın zaman bir şeylere faydaları varmış yani. Hatırlamıyorum şu anda da faydasını. Yani böyle tıbbi olarak damağa dayamanın nesi varmış? Faydaları varmış. Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Zikirde bu var. Değil mi? Yani lafzayı celal zikrinden tarikatta mesela olanlar bilir. Dili damağa dayamak vardır. Yani kalpten olacak. Dil oynamayacak. Bu arada namazda İşte Kur'an-ı Kerim okurken mesela buralarda illa sesin duyulması lazım. Kıraat olması için. Yani Arapça'da kıraatın olması için ne lazım? Sesin duyulması lazım. Kişinin kendi duyması lazım. Ama zikirde ne var? Dil oynamayacak. Dil damağa dayanacak. Kalpten zikredilecek. Tabii bu Allah zikrinde. Allah zikrinde. İşte La ilahe illallah zikrinde mesela dille ne yapılıyor? Söyleniyor. Yani işte bu riyadan sakınmak lazım. Bütün amellerde zaten riyadan sakınmak lazım. Acayip bir şey arkadaşlar. Yani insan yapmadığı zaman sıkıntı değil mi? Yapmadığı zaman amel, yapılması gereken bir şey yapmadığı zaman sıkıntı. Yaptığı zaman da sıkıntı. Niye? Çünkü riya tehlikesi var. İhlaslı olmama tehlikesi var. Bu tehlike bütün amellerde var. Bütün amellerde var. Bak burada mevzu bir şey dinlemek. Zikir mesela, zikir dinlemek.
Yani zikri bile ne yapıyorsun? Zikir yaparken bile böyle hareket ettiğin zaman, bir hareketli olduğu zaman ne olabiliyor? Riya tehlikesi olabiliyor. Zikirde bile. Yani diğer amellerde, diğer yapılan işlerde. İşte İslam'ın arkadaşlar peki riyadan kurtulmak için Arafat ne lazım? Çok hareket ediyorsunuz ya. Evet Ahmet Efe. Ne oldu? Ne lazımmış riyadan kurtulmak için? Daha söylemedim zaten. Riyadan kurtulmak için ihlas. Riyanın ilacı ne arkadaşlar? İhlas. İhlas ne? Sırf Allah için ibadet etmek. İbadeti Allah için yapmak. Bu kadar basit. Ama işte söylemek basit ama yapması çok zor arkadaşlar. Çok zor bir şey. Riyanın ilacı ne? İhlas. İhlas olmazsa olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. İslam'ın işte sohbetlerde geçer Efendimiz Hazretlerimiz hep anlatır. İslam'ın 3 tane temeli var arkadaşlar. Yani dinin diyelim, şeriatın diyelim. Şeriatın nesi var? Bak 3 tane temeli var. İlim, amel, ihlas. Bu üçünden biri olmazsa ne olmuyor? Şeriat olmuyor. Din tam olmuyor. Bak ilim öğrendin. Olması gerektiği gibi ne yaptın? Öğrendin değil mi? Burası zaten zor. Bak ilim ne yaptın? Öğrendin. Ondan sonra öğrendiğinle amel ettin. Değil mi? Bu daha zor. İlminle amil. Hani ilmiyle amil diyoruz ya ilmiyle amil. Yani bilgisiyle ne? İlmiyle amil. Amel ediyor. Bildiği şeyi ne yapıyor? Yapıyor. Bak bu da çok büyük değil mi? Yani böyle olsan tamam dersin artık yani. Tamam daha başka bir şeye gerek yok. Ama yetmiyor. Alim oldun. Amel ediyorsun ne yapmıyor? Yetmiyor. İhlaslı yapacaksın. Neyi ihlaslı yapacaksın? İlmi de ihlasla talep edeceksin. İlim öğrenirken, ilim yoluna girerken değil mi arkadaşlar? Bak önemli bizim için. İlim ne için öğreneceksin? Allah için. Mevla benden razı olsun. Mevla bana bu dini vermiş, bana bu dini emretmiş, bu şeriatı vermiş. Ben bunu öğreneceğim. Niye öğreneceğim? Amel etmek için bu kadar. Müslüman olmak için, düzgün bir Müslüman olmak için. Hani medreseye gelenlere diyoruz ya, ne için okuyorsun? Medresede ne için okuyorsun? İşte hoca olmak için. Ya tamam hoca olmak bir araç. O ne? Basamak. Hoca olmak istiyorsun ama aslında hoca olmak için okumuyorsun. Ne için okuyorsun? Mevla razı olsun. Mevla nasıl razı oluyor? Razı oluyor. Bunu öğrenince, bunu yapınca razı oluyorsa ben de ne yapıyorum? Bunu öğreniyorum. Bunu yapmak için. Allah için. Allah Mevla benden razı olsun. Bu kadar. Ama işte bu kadar ama bu kadarla bitmiyor yani. Çok yani ilim mevzusu mesela önemli. İlim. İlim esbabı tuğyandandır mesela değil mi? Azgınlık sebeplerindendir ya. İlim çok kıymetli. Bak ilim çok kıymetli. Ama nedir? En sıkıntılı, insana en büyük sıkıntıyı veren de yine ilimdir. Nasıl? Yani insana kibir verir. Bak riya verir. İnsana kibir verir. Mesela çok malın var. Zenginsin. Bu bir kibir midir? İnsana kibir sebebi midir? Kibir sebebidir değil mi? Zenginim benden var mı? Benden şeyi var, zengini var mı? Değil mi? İlla yani acayip bir şey yani. Bu zengin olan insanlarda illa böyle bir hava var değil mi? Bir hava var yani. Yani çok böyle tarikat ehli olması lazım. Çok böyle tevazu ehli olması lazım. Özellikle. Ama ne yaparsın? Nasıl kurtulursun? Bırakırsın malı mülkü. Hani çok zor bir iş ama yapanlar var mı? Var değil mi? İşte makam mesela makam. Makam sahibisin. Bırakırsın makamı. Bırakırsın makamı ne yaparsın? Hani ne büyük zatlardan kim vardı? Padişah, kral. İbrahim Ethem Hazretleri mesela. Bıraktı ne yaptı? Kurtuldu. Bak bırakırsın kurtulursun. Öbür taraftan işte malın mülkün var bırakırsın ne yaparsın? Kurtulursun. Ama ilim öyle değil. İlmi ne yapamazsın? Bırakamazsın. İlmi atamazsın. Onun için nedir? En tehlikeli tuğyan sebebi, azgınlık sebebi ilimdir. Onun için ilim çok önemli. İlimde Allah için yapmak. Allah için öğrenmek. Hadis-i şerifler var mesela. İşte insanlara övünmek için, insanları işte alimler arasında böyle münakaşa daha galip gelebilmek için ilim öğrenenleri çok zemmeden hadis-i şerifler var mesela. Bunlar çok zemmediliyor. Ha zamanımız garip zaman. Onun ayrı bir özelliği var. Mesela eskiden Osmanlı zamanı diyelim mesela ilmin kıymetli olduğu yani şer'i ilimlerin kıymetli olduğu zamanlar. Şu anda kıymetsiz. Değil mi? Ha, yeni yeni böyle biraz böyle hani bir şeyler oluyor böyle hani bir makam, mevki bir şeyler işte
diploma, miploma işte kadro madro olduğu zaman bir şeyler hani olabilir. Eski zamanda hani düşünün yani şimdi en kıymetli ilim ne mesela? Şu anda en kıymetli mesela doktor olmak değil mi? Misal. Veya ne diyelim başka? İşte hukuk de mesela ilerlemek. Hani o eski zamanda neydi? Şer'i ilimler öyleydi mesela. Şimdi insanlar nasıl benim çocuğum okusun, şu olsun, bu olsun diyorlar ya. Eskiden ne diyorlardı? Okusun işte alim olsun. Yani şu an bizim anladığımız gibi gerçekten ne olsun? Alim olsun. O zaman kıymet öyleydi. İşte ona göre devlet de ona ne yapıyordu? Kıymet veriyordu. Değil mi? Alimlere işte yüksek maaşlar veriyordu. Alimlerin gerçekten böyle maddi olarak da imkanlar genişti. Onun için insanlar bak o zamanda ilim talep etmekle bu zamanda ilim talep etmek arasında fark var. Tamam çok kıymetli zaman Osmanlı zamanı imleniyoruz ama bak o zamanda insanların menfaat için ilim öğrenmesi daha çoktu. Öyle olduğu halde ne yaptılar? Şu var insanlar hepsi oraya yöneliyordu. Yani 100 kişi oraya yöneliyorsa 30 kişi bu işi başarıyordu. İçinden birkaç tane ihlaslı çıkıyorsa çıkıyor diyor. Şimdi zaten 3-5 kişi gidiyor bu tarafa. Kaç kişi okuyor? Medrese kaç kişi okuyor şimdi? 3-5 kişi okuyor. Onun içinden de gerçekten iş yapacak insan çıkması onun için yani garip zaman şu zaman. O zaman herkes o tarafa yöneliyordu. Bir kısmı eğleniyordu, bir kısmı başarıyordu. Bir kısmı da ne yapıyordu? Gerçekten ihlasla dedik yani ihlas, bak ilmi ihlasla öğreneceksin. Ameli de yapacaksın. Bitmedi ne var? İhlas lazım. İşte 3-5 tane çıkıyordu ama şimdi zaten 3-5 tane gidiyor. Şimdi 3-5 tane gidince 3-5 tane ihlaslı insan çıkması ne? Çok zor. Değil mi arkadaşlar? Çok zor yani. Şimdi mesela tarihte geçiyor mesela. İbn-i Kemal Osmanlı şeylerinden Şeyhül İslamlarından İbn-i Kemal Paşazade diye geçiyor mesela. Çok büyük alim. Bak Paşazade, İbn-i Kemal Paşazade. Yani o paşa aslında şey çocuğu. Yani ordudan paşa çocuğu tamam mı? Paşazade demek ne demek? Paşa çocuğu. Yani askeriyeden gelmiş aslında. İlk başta askeriyeye gitmiş, asker olmuş. Neyse bir makama gelmiş, bir asker olmuş. Sonra bir gün diyor, anlatıyor işte o zat. Bir gün bir yerde böyle işte oranın kadısı gelmiş. Ve sadrazamı gelmiş. Vezir-i azamı yani. Padişah'tan sonraki en büyük adam. Vezir-i azam gelmiş değil mi? Şimdi olsa mesela başbakan gibi düşün. Hani cumhurbaşkanı, padişah, başbakan. Başbakan gelmiş. Yanında da kim var? Yanında da böyle baktım diyor böyle çok büyük askerler var. O zaman o da asker. Kendisi de asker ama düşük rütbeli bir asker. Sonra baktım diyor çok rütbeli askerler var yanında. Dizilmişler hepsi. Sonra baktım padişahın yanında bir adam oturuyor. Sormuş bu kim demiş. Bu demişler buranın kadısı demişler. Bak kadı ne yaptı? Ta vezir-i azam başına şey yanına geldi. Başbakanın neresine geldi? Yanına geldi. Öbür büyük şeyler ordu şey adamları işte askeriyedeki büyük rütbeli adamlar hep onlar onun gerisinde. Ya demiş böyle anlatıyor şimdi o zat. Diyor ki düşünmüş. Ben demiş bu askeriyede ilerlesem demiş. Yani bu şeyler kadar o zaman kahraman adamlar şimdi yani isimde çok bu kahramanlara kadar büyük asker olamam demiş. Ama demiş yani okusam demiş biraz ilim okusam demiş herhalde bu kadı bir kadı olurum demiş yani. Yani bu kadar büyük asker olamam ama demiş hani bir ilme girsem demiş herhalde bir kadı olurum demiş yani. Kadı dediğin ne? Bir hakim yani. Şimdinin bir hakimi. Hakim nereye geliyor? Başbakanın yanına oturuyor. O kadar kıymetli. O şekilde ne yapmış? Askerliği bırakmış, ilme girmiş. Bak, şimdi burada ne var? Niyet var değil mi? Bak niyetine makam. Niyetine makam için yani makam. O daha yüksek makamda, ilim daha yüksek makamda. Onun için ilim öğreniyor. Ama sonunda ne olmuş? Çok büyük alim olmuş. Çok büyük alim. Yani Mevla Teala bırakmaz yani. Bak o zaman da bunu niye anlattım şimdi? Yani bu kadar büyük bir alim, bu kadar kıymetli bir alim. Biz çok kıymet veriyoruz. Kemal Paşazade diyoruz. Osmanlı Şeyhülislam'ı diyoruz. Böyle bir insan nasıl olmuş? Aslında makamla bu işe başlamış. Ama sonra demek ki Mevla Teala ne yapmış ona? İkram etmiş. Mevla Teala o niyeti içinden almış. Kurtulmuş. Yani biz de bu zamanda şimdi hani bu kadar kötü şey olmayalım. Yani, kötümser olmayalım yani. Ya çok zor bir iş demeyelim. Çok zor bir iş demeyelim. Bu kadar büyük alimler bile belki başından nasıl başlamış? Makam için başlamış. Mevla Teala daha sonra ne yapmış onları? Kendi rızasına, sırf kendi rızasına çekmiş.
Onun için bu rüya işte arkadaşlar çok tehlikeli bir iş. Ve fi sema'i ehli riyâi zunûbun. İşte bu rüya ehlini riya için bir takım şeyler yapan, zikirler yapan, bir takım şeyler söyleyen, Kur'an-ı Kerim okuyan da olabilir. Kişileri dinlemek de vardır. Ne vardır? Zünubun bir takım günahlar vardır. E bir tek nasıl anlayacağız yani bunları? Şimdi bu adam riyayla mı yapıyor bu işi? İhlaslı mı yapıyor? İhlaslı mı? Riyalı mı? Minha bunlardandır, bu günahlardandır. Ennehu yükezzibu alallahi evet. Veya yekzibu da olabilir. Yekzibu alallahi Allah'a yalan iftira ediyor. Allah'a yalan iftira ediyor. Ve ennehu makako kendisi için vuhibe, hibe olundu lehu kendisi için şeyen bir şey. Yani bir makam hibe olundu. O ma vuhibe lehu. Halbuki onun için öyle bir şey, öyle bir hibe yok. Yani bu kişi, bu riya ehlini nasıl anlarız biz? Bunu dinlemeyeceğiz. Riya ehlini ne yapmayacağız? Dinlemeyeceğiz. İşte bunun zikrini dinlemeyeceğiz. Bunun işte ne bileyim Kur'an-ı Kerim okumasını dinlemeyeceğiz. Peki nasıl anlaşılacak? Bu kimse kendini böyle kendine bir şeyler varmış gibi gösteriyor. Kendinde bir şeyler varmış gibi. Kendinde bir keramet varmış gibi. Allah tarafından kendine bir şeyler ilham olunmuş. İlham olmuyor. Bir şeyler var. Sahte sahte böyle kerametler uyduruyor kendine. Ne yapıyor? Kendine sahte kerametler uyduruyor. Ondan sonra ben şöyle adamım, ben böyle adamım. Böyle şeyler kendine göstermeye çalışan insan nedir? Bu riya ehlidir. Bundan sakın, bunu dinlemekten sakın. Allah muhafaza. Mesela hadis-i şerifte geçiyor. İnne eşedden nâsi azâben yevmel kıyâme. Muhakkak kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak kimse. Peygamberimiz haber veriyor. Kıyamette en şiddetli azap. Böyle hadis-i şerifler çok vardır yani. Hep böyle başlayan. İnne eşedden nâsi azâben. Kıyamette en şiddetli azap. En şiddetli azap. Çok vardır. Hani illeti nedir? Değil mi? İlla kendi arasında bunun dereceleri vardır yani. Dereceleri vardır. Ama böyle hadis-i şerifler çok var. Kıyamette en şiddetli azaba düçar olacak kimse, men o kimsedir ki yürin nase, insanlara gösteriş yapıyor. İnsanlara gösteriyor aslında. Neyi gösteriyor insanlara? Enne fihi hayra. Kendisinde bir hayır var. Bende bir hayır var. Ben şöyle adamım. Ben böyle adamım. Ben hayırlı adamım. Evet, orayı boşalt. Oradan kalk. Şşş, kalk oradan. Kalk bu tarafa. En şiddetli azaba uğrayacak kimse kimmiş? Bende hayır var. Bende şöyle şöyle işler var. Ama hayre fi. Halbuki kendinde hiçbir hayır yok. Hiçbir numara yok yani. Bak, kıyamette en büyük azaba girecek kimse neymiş? Bende şöyle. Hani arkadaşlar nefis kendini böyle hep temize çıkartır. Hep temize çıkartır. Ben böyleyim, ben şöyleyim. Bende şu var, bende bu var. Allah muhafaza. İşte bu insanı riyaya götürür. Bu insanı riyaya götürür. Yani öyle bir şey ki ben korkuyorum yani. Çok korkuyorum yani. Korkmamız da lazım zaten de. Yani öyle bir şey ki bunları hepsini biliyoruz. Bunları duyuyoruz. Ama insan illa nefis dürtüyor bir taraftan. Dürtüyor bir taraftan. İşte aslında o şeye en başta söyledik ya. Şeriat 300'dür. Orada eksik kaldı. İlim, amel, ihlas, ilim kitaplardan okunur. Buyur Efendi Hazretimiz. İlim nereden okunur? Kitaplardan okunur. Bu kadar yani bunun bir şeyi yok. Yani okursun öğrenirsin. Hani bunun bir zorluğu yok. Yani zorluk var ama anlatabildim mi? Hani 2 kere 2 4 yani. Ondan sonra amel öğrendiğini ne yaparsın? Yaparsın. Öğrendiğini yaparsın. Namaz kılmak farzdır, namaz kılarsın. Oruç tutmak farzdır, oruç tutarsın. Zekat farz, zenginsen zekat verirsin. Ondan sonra içki içmek haram, sakınırsın. Bu kadar. İçki içmek haram olduğunu bilmek nedir? İlimdir. Bundan sakınırsın. Zina haramdır. Zinaya yaklaşmak bile haramdır. Bundan sakınırsın. Ama ihlas, bunları sırf Allah için yapmak, bu ne kitaptan okunur buyuruyor Efendimiz Hazretimiz. Ne kitaptan okunur, ne bir hocadan öğrenilir. Tarikat-ı Muhammediye isimli kitap baştan aşağı ihlası anlatır buyuruyor. Efendi babamız. Bu insan diyor sayfalarını yalayıp yutsa, su gibi ezberlese bunu, yine ihlastan bir noktaya ne yapamaz? Ulaşamaz. Bu kitap neyi anlatıyor? Tarikat-ı Muhammediye baştan aşağı ihlası anlatıyor. Bir insan bunu baştan aşağı okusa, okumayı bırak, ezberlese, yalayıp düzse bir damla ihlas kazanmaz.
İhlas neyle kazanılır? Zikirle, kalbi temizleyerek. Bak şimdi anlatacak. Kalp temizlenecek, fenafillah olacak, bekabillah olacak. Şimdi biz ne arar? Ne arar yani fenafillah desen? Fenafillah o ne dersin yani? Fenafillah ne diyorsun dersin? Bekabillah. Bunlar olmadan, bunlar neyle oluyor? Tarikatla oluyor. İşte tarikatla bunlar elde edilmeden ihlas olmaz. Onun için çok önemli. وَمَا اُوْهِبَ لَهُ Halbuki kendine hiçbir şey hibe olunmamış. Bende birçok Allah'ın hibeleri var, Allah'ın hediyeleri var, Allah'ın ikramı var diye gösteriyor kendini. Biz neyiz ki arkadaşlar ya? Neyiz ya? وَالْكِذْبُ عَلَى اللّٰهِ Halbuki Allah'a yalan iftira etmek, bu adam Allah'ı kandırıyor. Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Bende bir şeyler var. Halbuki kendinde bir şey yok. Kendinde bir şey varmış gibi gösteriyor. Halbuki kendinde hiçbir şey yok. Bu adam ne yapıyor? Allah'a yalan söylemiş oluyor. Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Evet. Allah'a yalan atmak min akvahil lezzati en çirkin şeylerdendir. Allah'a yalan atmak en çirkin şeylerdendir. Allah adına yalan söylemek. Mesela Allah adına yalan söylemek. Yemin ediyorsun. Yalan bir şey var ortada. Ne yapıyorsun? Bir de yemin ediyorsun. Biliyorsun yalan söyledin. Yalan bir şey söylüyorsun. Sonra vallahi billahi böyle diyorsun. Ne yaptın şimdi? Allah'a şahit koy. Allah'a ne yaptın? Allah'a yalanla ortak ettin ya. Hem yalan söylüyorsun hem de Allah biliyor ki böyle diyorsun yani. Allah'a yemin ederim ki böyle diyorsun. Allah muhafaza. Yani bunun gibi bir şeydir yani bu da. Hani ne? Riya. Gösteriş yapmak. Bende bir şeyler var. Bende hayır var. Böyle gösteriş yapmak nedir? Aynı bunun gibi bir şeydir. Allah'a yalan iftira etmektir. Ve minha yine bunlardandır. Yani bu riya ehlindendir. En yagurra aldatması, kandırması bazı haldır yine. İşte etrafında hadir olan, yanında bulunanları kişinin kandırmasıdır. Evet. Böyle şeyler varmış arkadaşlar yani. Bunlar şu zamanda da yapılıyor böyle şeyler. Böyle işte özellikle mesela işte bu büyü işleriyle uğraşanlar var mesela. Ya bunların çoğu sahtekar. Çoğu sahtekar. İşte gayipten haber veriyor. Bilmem ne yapıyor ondan sonra. Ha bu işi ehli güzel yapan, iyi yapan insanlar var ama çoğu ne? Çoğu para için ve sahtekarlık yapıyorlar. Çok böyle insanlar da kanıyor bunlara. Çok kanıyor mesela. Şimdi insanlar bize geliyor sanki biz hocayız ya şimdi. Hocayız ya. Adımız hoca yani. Adımız hoca. İşte böyle işlere adamın hiç alakası yok dinle, imanla. Geliyor mesela gördüm işte hocam şöyle, hocam böyle, başıma şöyle geldi, böyle geldi. İşte yardımcı olabilir misin? Ben ne yapacağım ben bilmiyorum. Bu işin hocalıkla bir alakası yok değil mi? Bu ayrı bir şey yani. Ayrı bir ilim. Bu cin işleri. Ayrı bir ilim yani bu. Bununla uğraşanlara da hoca denmez. Hani hoca deniyor çünkü hani bu işin ustası olarak hoca deniyor. Ama normalde hocalıkla bir alakası yok. Yani bu iş yapanların çoğu da yani doğru düzgün Fatiha okuyamaz. Ama adam çok iyi ehli yapanlar mesela vardır gerçekten ilim sahibi ama böyle yapanlar da var mesela. Yani iyi yapanlar da var ama Fatiha'yı ne yapamaz? Senin benim gibi okuyamaz ama o el almış bir yerden onu yapıyor. El almış ne yapıyor? Mesele ne? Onun el alması, bu ilmin bu ilimden icazetli olması yapıyor ama bu işlerde çok sahtekarlık var. Acayip acayip mesela işte düzenler var böyle. Güya senden haber alıyor mesela senin ne oldun, başından ne geçtiğini öğreniyor. Sonra ona haber veriyor. Sen gittiğin zaman sen hocam diyorsun diyor mesela dur diyor. Sende şöyle şöyle var değil mi diyor. Evet diyorsun ama şaşırıyor o da. Nereden bildi falan. Şöyle şöyle başına geldi değil mi diyor. Şöyle evet diyor falan. Halbuki ne yaptı? Öbür adamına haber verdi. Ona işbirlikçisi ne yaptı? Ona haber verdi. Ha işte bak. Buradaki şeyin aynısı işte. Kendinde bir şey var gösteriyor. Yani ne? Sen bu işi yapıyorsan, gerçekten yapıyorsan yap. Yani bunu yapman için gayipten haber vermene gerek yok ki. Zaten bunu yapan adam bu işi düzgün yapmıyor. Para için yapıyor. İnsanları kandırıyor. İşte etrafındakileri kandırır. İşte böyle değişik değişik kokular, işte değişik değişik sesler böyle düzenler kuruyorlarmış ondan sonra. Ya bu sahte peygamber falan vardı ya mesela bunu yapıyormuş işte böyle koku geliyormuş şöyle o acayip bir koku var içeride falan böyle. Işık vuruyor falan böyle. İnsanları kandırmak için. Neler neler yani neler neler. Etrafındakileri kandırmasıdır.
Feyuhsenu bir zanne. Sonra ona insanlar hüsnü zan besler. Yani bu adam şöyle güzel adam, şöyle iyi adam, böyle iyi adam. Hıyaneten. Evet. Bu şekilde ne yapar bunları? Kandırır. Bazı insanlar ne yapar? İnsanları bu şekilde kandırır. Bu nedir? Vel igraru. Halbuki insanları aldatmak hıyanetün hainliktir. Likavli aleyhisselam peygamberimizin şu kalbinden dolayı ben gâşşenâ feleyse minnâ. Bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir burada peygamberimiz. Fark etmez yani. Ne şekilde aldattığını, nasıl aldattığını ne yapmaz? Fark etmez. İşte ticarette mi aldattın? İşte parasını mı çaldın? Yoksa işte kendine böyle şeyler göstermek için böyle mi kandırdın? Ne yapmaz? Fark etmez. Peygamberimiz öyle. Bizi aldatan bizden değildir. Ve minha yine bu riya ehlindendir. En yuhavvicel hadirine yine etrafındakileri muhtaç bırakması. Ne ila muvafakatihi ona uymaya. Yani o kadar insanları böyle şey yapıyor ki, etkiliyor ki, o kadar insanları etkiliyor ki kendine muhtaç bırakıyor. Nerede? Fi kıyamihi yani ta ki ve ku'udihi yani oturmasında kalkmasında bile insanlar ne yapıyor onun peşinde. Oturmasında kalkmasında insanlar ne yapıyor? Oradan kalk. Miraç. Bak. İnsanları engelliyorsun ama bak. Kalk oradan şuraya otur. Düzgün otur. Kalk. Bak bütün kayda geçti şimdi Miraç. Rezil oldum bak. Bütün her şeye rezil oldum. Evet. Tamam size ağır gelebilir. Anlamayabilirsiniz ama değil mi? O çocuk o ne yapıyor? Şşş. Delikanlı sen. Tamam mı? Ama insanları meşgul etmeyin yani. Konuşmayın aranızda. Evet. İşte insanları böyle oturmasında kalkmasında kendine böyle muhtaç bırakması. Fekûne o zaman ne olur? Mütekellifen. O zaman tekellif edici, zorlayıcı olur insanlar yani. İkiyüzlülük olur. İnsanlar ne yapar? Böyle zorlar kendine. Mükellifen linnâsi bi bâtilihi. İnsanları kendi bâtılına mükellef kılarak. Kendi bâtıl işine ne yapıyor? İnsanları da ortak ediyor. Feyiştenibül harekete. Yani burada arkadaşlar mevzu aslında şey. İşte yine zikir, Allah'a alem zikir yani öyle anlaşılıyor. Mesela etrafındaki insanlar, şimdi zikir hani yapılırken mesela, yani zikir demeyelim mutlak olarak da. İşte yani bir şey dinleniyor mesela. Bir şey dinleniyor. Zikir de olabilir. Hani işte diyor ki feyiştenibül hareketi. Hareketten sakınsın. Böyle kimse ne yapsın? Böyle insanların onun peşinden gideceği kimse ne yapsın? Hareketten sakınsın bu zikir esnasında olabilir. Hareket etmesin mümkün olduğunca. Hareket ne yapmasın? Etmesin. Ma imkene mümkün olduğunca. İlla idâ sârat hareketü. Ancak böyle elinde olmayan bir hareket olursa ne gibi ki hareketin mürteişi yani titremek gibi yani manevi bir şey geldi. Hani zikir ediyorsun manevi bir şey geldi misal şimdi. Titriyorsun ama zorla değil yani riya için değil. Kendi olmadan değil mi? Oluyor bazen mesela. İnsan kendinden geçiyor. Ağlıyorsun mesela. Titriyorsun. Ha böyle müstesna. Elle diyor öyle ki la yecidü sebilen. Yani başka çıkar yolu bulamıyor yani. Kendini engelleyemiyor. İleri misakit kendini tutmaya. Bu ne gibidir ki? وَكَلْ عَاتِسِ الَّذ۪ي لَا يَقْدِرُ اَنْ يَرُدَّ الْعَصَةِ Yani hapşıran gibidir. Yani hapşıran kimse ne yapamaz? Hapşurunu engelleyemez. Değil mi? Ne kadar tutsa da ne yapar? Hapşurur. Yani bunun gibidir yani. İnsanın böyle bir şeyler dinlerken işte bunlardan sakınmak lazım. Ama elinde olmadan titrerse insan, ağlar titrerse bu ne gibidir? Hani bu elinde olmadan bir şey olduğu için bunda sıkıntı yoktur yani. Bu müstesna. Velhasıl, şimdi hasıl kelam ennel meyle inde sima'i ala enva'i. Yani bir şey dinlerken meyletmek bir takım birkaç kısma ayrılır. Bir şey dinlerken bir şeye meyletmek meyillerken burada bir meyil o ne olabilir? İşte ağlamak olabilir. İşte kendinden geçmek olabilir tamam mı? İşte mesela zikir, mesela hareketli bir zikir olabilir. Bunun kısımları vardır. Şimdi bazısı nedir? Olabilir, helaldir, bazısı haramdır diyecek. Bazısı nedir? Helaldir, bazısı haramdır. Önemli olan kaynak, nereden kaynaklanıyor? Nefisten mi kaynaklanıyor? Yoksa insanın kalbinden mi kaynaklanıyor? İşte. Ve minha meylun yutevelledu min mutalaati tabiati. İşte bu insanın tabiatından, nefsinden kaynaklanan bu meyil,
lisavtil haseni güzel bir ses işittiği zaman kimse, işte Kur'an-ı Kerim olabilir, zikir olabilir. O huve şehvet. Bu şehvettir. Yani bu nefsin isteğidir. O huve haram, bu haramdır. Diyennehu şeytani, bu şeytan. İşte bunları nasıl anlayacağız, nasıl ayırt edeceğiz? İşte bunlar arkadaşlar manevi hallerle olur yani. Manevi haller tarikatla olur. Yani şimdi hani şimdi semazen dedik ya mesela, semazen işte Mevlevi tarikatında mesela sessiz zikir değil mi? Şey var. Ne derler ona? Sema var mesela. Ona sema mı deniyordu dönmeye? Raks, sema. Ya şimdi bunlar ne oldu? Folklor şey gibi oldu değil mi? Kültürel bir şey gibi oldu yani işte. Semazen, işte İslami düğün yapanlar hemen bir semazen getiriyorlar. İşte semazen. Yani bu aslında çok yanlış bir şey. Yani yanlış bir şey derken bunun aslı yanlış değil ama insanların bunu böyle kullanması ne? Yanlış bir şey. Yani bu çok çok değişik bir şey yani. Manevi bir hal. Bunlar çok manevi zirvede olan insanların yaptığı bir şey. Şimdi bizimkiler ne yapıyor bunu? Hani şimdi mesela geçen bir, nerede geçmişti? Mesela öyle ağır tasavvufi kitaplar var mesela. Manevi hallerden bahsedelim. Bunların tercüme edilmesi, halka dağıtılması hıyanettir deniyor mesela. Bunların tercüme edilmesi bazı kitapların, halkın, avamın avama verilmesi nedir? Hainliktir yani, böyle şey olmaz. Niye? Çünkü insanlar bunu anlamazlar. Kalkar dinden çıkarlar yani. O çok başka bir şey, başka bir manevi hal yani, tamam mı? Bunu normal insanlar bunu anlayamaz. İşte bu da böyle bir şey. Şimdi bu nefisten mi kaynaklanıyor? Nasıl? Değil mi? Yani bu nefsin isteği mi? Nefis bundan zevk mi alıyor yoksa feyiz mi geliyor? Bunu anlamak tarikatla olur işte yani. Şimdi bunları böyle anlatıyor ama bunlar neyle olur? Tarikatla olur, manevi hallere ulaşmakla olur. Yoksa başka türlü bunları zaten en sonunda diyecek ki bunlardan sakın. Hatta bugün bu sema mevzusunu bitirirsek, mevzu burada bitecek. Yani en son diyor ki bunlardan sakın, sen şeyi al, en ihtiyatlısını al. Yani böyle yerlerden de sakın, böyle işlerden de sakın diyecek. فَعَلَيْكَ بِتَرْكِ الْقِيلِكُ وَالْقَالِ قِيلِكُ وَالْقَالِ bırakmak sana yakışır. Bu yani bunlarda kıylukal var yani. Şöyle olursa olur, böyle olmazsa haram olur, şöyle olursa helal olur. Değil mi? Bak bir sürü şey saydı mesela. En son diyecek ki sen ne yap, kıylukalı bırak. En iyisi sen sessiz yani. Hani misal bizim için sessiz zikre devam et. Misal. Evet. Vel ahdi bi kuvvetil hali. Sen en kuvvetlisini al. İşte mesela bu. Ve minha meylün yütevelledü minen nefsi ve mutalaatil negamati vel elhan. İşte yine böyle nameleri, böyle değil mi? Nameleri, güzel sesleri dinlemekten, nefisten doğan yine bir meyil vardır ki ve huve heven, bu da hevadır, nefsin isteğidir. Ve huve haram, bu da haramdır. Eyzan aynı şekilde. Bu da nedir? Haramdır. Bu ikisi de nedir? Haramdır. Nefisten kaynaklanan ve evet insanın tabiatından doğan şeyler nedir? Haramdır. Eyzan. Likevni şeytaniyen, bunlar şeytani olduğu için hasilen nedir kalbi el meyyiti. Bunlar kalbi ölmüşlere hasıl olur. Şimdi bizim kalbimiz ölü mü? Hele deyin bakalım. Bugün kalbimiz ölü mü bizim? Benim ölü. Bak, kalbimiz ölü. Kalbi ölü olanlara bunlar nedir? Hasıl olur. Daha ve nefsil hayyeti. Nefsi diri. Nefsimiz diri mi? Diri değil mi? Canlı. Nefsi diri olanların halidir. Hasıl olur bunlar. Evet. Bunlar kime hasıl olur? Kalbi ölü olanlara, nefsi diri olanlara. Tersi ne? Kalp diri olacak, nefis ne olacak? Ölü olacak. İşte tarikat bunu sağlıyor. Nefisi öldürüyor. Kalp ne oluyor? Kalp diriliyor. Ve min alamati mevtil kalbi. Peki kalbin ölmesinin alameti nedir? Nisyanu Rabbi. Rabbi Mevla'yı unutmaktır. Mevla'yı unutuyoruz mu? Mevla'yı hatırlamıyoruz ki unutalım değil mi? Yani Nasreddin Hoca'nın hesabı. Mevla'yı hatırlayamıyoruz ki ne yapalım? Unutalım. Tesbih çekerken Mevla'yı hatırlayalım. Hadi biraz daha ileri gidelim. Namaz kılarken, tesbih çekerken Mevla'yı hatırlayamıyoruz ki. Aklımıza gelmiyor ki ne yapalım? Unutalım. Demiş ya Nasreddin Hoca. Yani işte artık böyle anlatılıyor kısa yani. Öyle yani biraz. İşte senin hanım çok geziyor demişler. Çok gezseydi bizim eve de uğrardı demiş yani. O hesap. Çok gezseydi ne yapardı? Bize de uğrardı. Evet. O hesap. Yani hatırlayamıyoruz ki unutalım. İşte kalbin ölmemesini, kalbin ölü olmasının alameti Rabbi unutmak ve nisyanul ahireti, ahiret unutmak. Ahiret var. Vel inkibabu
ala işgalil dünya, işgalil dünya, dünya meşguliyetleriyle uğraşmak ve ittiba'il heva, hevaya tabi olmak, nefsinin isteklerine tabi olmak. Fe kullu kalbin mülevvisun, her mülevvis kirli kalp neyle kirlenmiş? Bi hubbi dünya, dünya sevgisiyle kirlenmiş her kalp. Fe sima'uhu, onun dinlemesi, sima'u tab'in ve tekellüfin, onun dinlemesi nedir? O tekellüf dinlemesidir. O işte buradaki bahsettiğimiz insan nefsinden kaynaklanan dinlemektir. O zaman yani çok iş sakata gitti şimdi. Ne diyor? Kalbi ölü olan, kalbi ölümenin alametine Mevla'yı unutmak, ahireti unutmak. E biz unutuyoruz, hatırlamıyoruz. Demek kalbimiz ölü. O zaman kalbin ölüyse nedir? Senin dinlemen nedir? Sen işte sema yapacaksın, sen zikir dinleyeceksin, sen Kur'an-ı Kerim dinleyeceksin, sen işte yok kaside dinleyeceksin de hoşuna gidecek. Bu nedir? Sen nefisten kaynaklanır bu. Senin nefsinden kaynaklanır. Senin kalbin zaten ne? Ölü. Kalpten kaynaklanması için ne lazım? Kalbin diri olması lazım. Gerçekte manevi haz olması için kalbin diri olması lazım. Kalp ölüyse o zaman senin dinlemen nedir? Bu tabiat dinle, tabii dinleme, yani nefsin dinlemesidir. O zaman ne oldu şimdi? Bak ne diyor? Eğer merdi bazi ve lehvest ve lah, o değildir. Aşağıdaki beyitte diyor ki ne kim sima ey beradir ki çiset, yani birader ki çiset, yani sen nefsinin esiri olan kimsenin semaından ne çıkar? Hani tarikat, tasavvuf, sen daha hani beyitte nasıldı Risale-i Küsiye'de? Kani sırrı tarikat. Yani şeriattan haberi yok adamın. Şeriatı yaşamıyor. Dinden, imandan haberi yok. Yani bu tarikattan ne anlayacak? Tarikattan ne anlayacak? Şimdi yani sen zaten nefsinin esiri olmuşsun. Kalbin ölü. Senin dinlemenden ne çıkar? Senin semaından ne çıkar? O adama sema anlatılmaz. Sema anlatılmaz. Meğer müstemi'ra bedanim ki kisit. Evet. Yani sana sema anlatmak için, seni bir görmek lazım. Sema anlatacağımız kişi ne olması lazım? Manevi halleri olması lazım. Şimdi bunlar nefsin isteğinden kaynaklanan meyiller, zikirdeki meyiller. Şimdi ve minha meylun yutevellidu minel kalbi, evet, kalpten kaynaklanan, kalpten gelen meyiller, zikirdeki, şeydeki, semadaki meyiller, mutalaatu nuri ef'alil hakki, hakkın fiillerinin nurunun mutalaasındandır. O huve aşkun, bu aşktır. O huve helalun, bu helaldir. İşte bu helalmiş. Hangisi helalmiş? Kalpten kaynaklanan. Hakkın fiillerinin nurunun mutalaası sebebiyle, hakkın efalinin, fiillerinin nurunun mutalaası sebebiyle kalpten kaynaklanan dinlemede, kalpten kaynaklanan bu meyil, bu hareketler, bu nedir? O huve aşkun, bu aşktır. Bu nedir? Bu aşktır. İşte Mevla, işte Mevlevilerin döndüğü o hakiki dönenler, onlar neden dönüyor? Allah aşkından dönüyor onlar. Onlar neden dönüyor? Allah aşkından dönüyor. Bizim haberimiz var mı bundan? Yok. Kalkıp biz ne yapamayız? Bunları yapamayız. Bunları yapamayız yani. İşte bu nedir? Bu helalin helaldir. Liennehu, çünkü bu ruhaniyum, bu ruhanidir. Hasulun nidiye kalbin hayyin, bu diri kalp için hasıl olur. Dedi ki ölü kalp, bu diri kalp. Ve nefsin meytetin, ölü nefs. Oradaki nefis neydi? Diriydi. Bu ölü nefs. Bu ölü nefis ve hay, diri olan kalp için hasıl olur. Evet. Ve minha meylün yütevellüdü miner ruhi. Ruhtan tevellüd eden doğan meyil, bir sebebi mutalaat nuri sıfatihi, Mevla'nın sıfatlarının nurunu mutala sebebiyle, ve huve, bu da muhabbetin, bu da muhabbettir. Ve hulurun huzurdur. Ve sükûnün sükündür. Ve huve helalün eydan. Bu da aynı şekilde helaldir. İki şey söyledi. O ikisi haramdır. İki şey söyledi. Bu ikisine de helaldir. Yani bu iki halde olan kimseye bu manevi haller, işte bu dinlemede, semada, zikirde, tilavette bu yapılan hareketler, bu nedir? Bu aşktan, bu kalpten geliyordur. Bu aşktır. Bu kalpten geliyordur. Bu nedir? Bu aşktır. Bunlar helaldir. Ama işte bunu nasıl ayıracağız yani? Bizde böyle bir şeyler var mı? Böyle haller var mı? Yok. Onun için biz en garantisi ne yapacağız? Sakınacağız böyle şeylerden. Sakınacağız. Ha, elinde olmadan bir şey olur. Manevi bir hal olur. Yani elinde değil yani. Ağlarsın, titrersin. Şey olur. O zaman ayrı mesele. Ama onun haricinde
işte hoplamak, zıplamak, bağırmak, çağırmak. Ha, yapanlara o, bir şey demeyiz yani mesela. Sen kalkıp da sen riya yapıyorsun, işte sen yanlış yapıyorsun demeyiz. Böyle bu sessiz zikirde var mı? Var. Ama sessiz olan nedir? Daha eftaldir. Bizim yolumuz böyledir. Onlara da yani artık onlar kendileri bilir yani riya için mi yapıyor, ihlaslı mı yapıyor, gerçekten açıklama mı yapıyor, yoksa taklidi mi yapıyor? Onu kendisi bilir. Evet. Yani tam bilmiyorum. Yani Mevla'nın dönmesi bir anlık mı, sürekli mi? Kalkıp da Allah aşkına gelip geçici bir süre dönmesi mi, yoksa onun rutin yani bir ritüel gibi ayakta zikir mi yapıyor yani? Yani bizde nasıl mesela kıyas edersek bizde nasıl yapıyoruz yani, mesela bizde yani bizde ritüel var. Onlar da ayakta mı zikir çekiyor? Yani o da yani tabi onlar zikir yaptıkları yani, zikir. O dönme esnasında zikir çekerek mi? O kadar teferruatını bilmiyorum. Evet. Ama ya o işte dediğimiz gibi yani? Bizim işte hal gibi gözüküyor yani. Diğer hal. Mesela tarikatların bazılarında ayakta eğiliyorlar, kalkıyorlar, böyle sesli zikir yapıyorlar. İşte bilmiyoruz yani, bizim şeyimiz olmadığı için bilmiyoruz. Teferruatını bilmiyoruz. Yani. Zaten kalkmışlar aslında. Günlerde yok galiba. Evet. Ya işte acayip ya. Böyle şeyler kullanılıyor yani. Böyle çok değişik. Ya bunların ehli olmadan yapılması, ehli olmadan yapılması bunlar sıkıntılı. Evet. Ve minha ma yutevelledü minessirri bi sebebi müşahedeti nuri zatihi teala. Yine Mevla'nın zatının nurunu müşahede etme sebebiyle sırdan meydana gelen meyiller. O huve ünsün. Bu da ünstü, ünsiyettir. Yani Mevla'ya dostluk. O huve helalun. Bu da helaldir eyden aynı şekilde. Ve lida gâle şeyh sa'di kusesuru. Evet. Fe huve hâdül âşıkı. Bu aşığın halidir. Es-sâdik. Sadık olan aşığın halidir. Ve ashabil hâli. Hal ehlinin halidir. Humullezîne. Bunlar eserat fihim. Bunlara tesir etti. Envarul e'mâlil salihati. Burası önemli şimdi. Salih amellerin nuru. Bunlar aşığın halidir. Sadık aşığın halidir. Bunlar hal ehlidir. Bunlara ne oldu? Salih amellerin nuru tesir etti. Bizimkilerde salih amel diye bir şey yok zaten. Bak bunlar ne yaptı? Salih amelden dolayı bunu kazandılar. İşkine salih amele geliyor bak. İşkine amele geliyor yani. Salih amel, salih amelin nurundan tesirlendiler. Fevehebehumullahu teala ala amalim. Allah Teala da amellerinin karşılığı olarak onlara ne yaptı? Bunları hibe etti. Mevla'nın hibesi bunlar, hediyesi. O aşk hali, o cezbe haline Mevla'nın hediyesi. Ama o hediye kazanmak için ne lazım? Çalışmak lazım. Çalışmak, öyle çalışmadan uçarak kaçarak bu işler ne olmuyor? Olmuyor. Ya bakıyorsun salih amel yok. İlim yok. Salih amel yok. Millet herkes havada uçuyor. Yok manevi haller, yok şunlar bunlar. Ya bakıyorsun ilim yok, ilimle alakaları yok, şeriatla alakaları yok. Yani şeriat olmadan, ilim, amel olmadan ihlas olmaz. İhlas ne olmaz? Olmaz. Taklit olur hep bunlar, taklit. İşte bu salih amellerinin karşılığında fevehebehumullahu teala ala amalihim. Mevla onların amellerinin karşılığı olarak onlara hibe etti. Bil mucazati, karşılık olarak. Neyi Mevla ikram etti? Halel vecdi vecid, manevi hal. Daha ve zevke, zevk. Daha ve mealel keşfi, keşfin neticelerini Mevla Teala onlara hibe etti. Onlara hediye etti. Daha ve müşahedeti, müşahedenin. Daha ve muayeneti, muayene. Bunlar hep makamdır yani, muayene. Daha ve marifeti, marifet. Hani marifet diyoruz ya, marifet, hakikat. Bunların Mevla Teala neticesini onlara aşk olarak, manevi zevk olarak, manevi vecd olarak Mevla Teala onların amellerini, ama neye karşılık? Salih amellerine karşılık. Önce istikamet, ne diyecek şimdi? Bir şartı istikameti, istikamet şartıyla. Öyle salih amel bir kere yaptın, bir kere yapmadın da değil yani. Bir sene salih amel yaptın, sonra bıraktın, öyle değil. Bir şartı istikameti, istikamet şartıyla. İstikamet şartıyla salih amellerinin karşılığı olarak Mevla Teala bu manevi halleri onlara verdi. Yani ne demek bu? Önce salih amel olacak. Önce salih amel olacak. İslam'ın düzgün yaşanacak. İslamiyet düzgün yaşanacak. Ondan sonra istikamet olacak. İstikamet üzere gidilecek. Devam. Hep devam.
Velhasıl ondan sonra ne yapar? Hibe eder. Evet, burada kalsın inşallah. Allah-u Teala istikametten ayırmasın cümlemizi. Salih amel üzere istikametten ayırmasın. Yani böyle boş şeylere kanmaktan muhafaza eylesin. El-Fatiha.